Şöyle bir düşünün. Bir hayal edin. Sizce bir insanı aldatan, en büyük hayal kırıklığına uğratan kimdir? O kişi kimdir? Onu bir düşünün değerli arkadaşlar. Bir muhasebe yapın. Hayatınızı gözünüzün önüne getirin. Ta küçüklükten bu zamana kadar, şimdiki yaşınıza kadar bir hayal edin. Ve burada dürüst olmaya çalışın kendinize. Sizi en çok kandıran kimdi? En çok yalan konuşan kimdi size? En çok hayal kırıklığına uğratan kimdi acaba? Düşünün. Belki bir dakika, belki iki dakika bir düşünün. Ve biraz düşündükten sonra, düşüncelerinizi netleştirdikten sonra o sizi kandıran, sizi aldatan, o sizi hayal kırıklıklarına uğratan kişinin siz kendiniz olduğunu hissedecek, görecek ve içinizden bunu duyacaksınız değerli arkadaşlar. Neden insan kendini kandırır? Neden ilk önce insan kendini kandırır? Verdiği sözü yerine getirmeyerek. Kişi der ki ben seneye 10 kilo vereceğim. Kafasına koyar bir hedef olarak. 10 kilo ben kesinlikle 10 kilo vereceğim der. Bir sene geçer aradan 10 kilo vereceğine en fazla 1 kilo verir veya 10 kilo alır. Anlatabiliyor muyum? Yani kendine verdiği sözü yerine getirmez. Bunun dışında yine insan kendine yalan konuşur. Ne der? Sabah ben 7'de kalkacağım ve şu işimi halledeceğim der. Sabah 7'de kalkacağına saat 10'da kalkar. Sonra kendini kandırır yine. Ya işte karnım ağrıyordu sabah. Uyuyakalmışım. Zaten olmayacaktı. Diyerek bu sefer yine kendini kandırmaya devam eder. Yani kendine verdiği sözü yerine getirmez ve o sözü yerine getirmediğinden dolayı teselli içinde devam eder kendini kandırmaya. Kim kandırıyormuş demek ki? İnsan kendini kandırıyor. Peki sürekli kendine verdiği sözleri yerine getirmeyen kişi otomatikmen özüne yani kendine ne yapar? Güvenmemeye başlar. Kendine artık güvenmez, özüne güvenmez. Çünkü kişi şu dünyada güvendiği insan olarak tek kişi vardır. O da kendisidir normalde. Ama onunla kendisiyle yaşadığı hayal kırıklıklarından dolayı artık kişinin özgüveni de biter. Kendine güveni azalır. Peki kim suçludur burada? Kim hatalıdır? İnsanın kendisidir. İnsan kendini kandırmıştır. İnsan kendini hayal kırıklıklarına uğratmıştır. İnsan kendine verdiği sözü yerine getirmediğinden dolayı özgüvenleri artık yerlerde sürünür. Ve hayatta özgüveni olmadığından dolayı devamlı sıkıntı yaşar. Başkalarını kendisi gibi zannetmeye başlar bu sefer. Kendine güvenmiyor ya, bu sefer başkalarına da güvenmez kişi. Der ki ben daha önceden hayal kırıklığına uğradım. Ben kandırıldım. Bana verilen söz yerine getirilmedi. Ve karşıdaki kişi de aynı olduğunu zanneder. O da öyle, o da öyle, o da öyle, o da öyle. Bu sefer
kendini kapatır odaya, dışarı çıkmaz. Önüne fırsatlar gelir, o fırsatları değerlendirmez. Nasibi çıkar, evlenemez. Sözlenir, nişanlanır, onunla yolculuğunu devam ettirmez. İşe başlar, işi yarım bırakır. Bir türlü başladığı işi sonuna getirmez. Değerli arkadaşlar, peki bunun asıl sebebi nedir? Ve kimdir? Bu bütün sıkıntıları, hayatında yaşadığı bütün bereketsizliğin, bütün sıkıntıların kaynağı demek ki kimmiş? İnsanın ta kendisidir. Dürüst olalım arkadaşlar. Suçlu aramaya gerek yok. Oraya buraya parmak göstermeye gerek yok artık. Vakti geldi. Bu videoyu birkaç kere daha seyretmeni tavsiye ediyorum. Beni tam anlayabilmen için. Siz kendinizi değiştireceksiniz artık. Bugünden itibaren kendinize daha dürüst, samimi, gerçekçi davranmaya başladıkça özgüveniniz yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Kendinize güveniniz artmaya başlayacak. Kendinizle barışık olmaya başlayacaksınız. Kendinizle barışık oldukça, kendinize güvendikçe çevrenizdeki insanlara da güvenebileceksiniz. Onlarla da barışık olacaksınız. Onları iyi seçebileceksiniz. Onlarla iyi iletişim kurarsanız, onlarla başarılı iletişim kurmaya başladıktan sonra da dokunduğunuz işi sonuna getirmeye başlayacaksınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeye başlayacaksınız. Başardığınız işi sonuna getirdiğinizden dolayı artık siz seçkin kişi olmaya başlayacaksınız. Seçkin kişi olmaya başlayınca, aranan kişi oldukça, değerli insan oldukça, çok aranan insan oldukça sizin yaptığınız işler değerli olacak. Finansal olarak bereket başlayacak sizde. Her dokunduğunuzda bereket ve güzellikler olmaya başlayacak. Ama yapmanız gereken tek değişiklik, biraz önce anlattığım gibi, kendinize samimi olun, dürüst olun. Kendinize verdiğiniz sözleri yerine getirin artık. Hep beraber. Eğer, hocam, ben bir yerden başlamak istiyorum. Özgüvenimi arttırmak istiyorum. Hayatımı güzelleştirmek istiyorum. Hayatımda bereket olsun, sağlık olsun. İyi iletişim kurayım ailemle veya aile kurmak istiyorum diyorsan, nereden başlayacağını bilmiyorsan, o zaman hiç bekleme. Hemen bu videonun altındaki linke tıklayarak benimle ön görüşme yapmak için bana başvuru gönder. Eğer yine orada dürüst davranıp, yine orada o formu doldururken kendine dürüst davranırsan, birbirimize uyarsak, ben sana şu anda neredesin, nereye gitmek istiyorsun ve hangi senin hayatından kim sorumlu? Sen sorumlusun. Ne annen, ne baban, ne kardeşlerin, ne eşin, ne nişanlın, ne öğretmenin sorumlusu sensin. O yüzden sen yapman lazım. Başvuruyu sen göndermen gerekiyor. Hadi şimdi vakti geldi. Harekete geç. Hangi aracı kullanacağını adım adım sana gösterir. Bunun için yapacağın tek şey aşağıdaki linke hemen tıklayarak bana başvuru gönder ve bu formu lütfen samimi bir şekilde, dürüst bir şekilde doldur. Hoşça kalın.